Evet, sinema severler. Şimdi Ali Bey'i yormayalım diye oturttuk. Şimdi siz seyirciler içeride izlerken Ali Bey bazen burada oturuyor, bazen ayakta duruyor. Tabii, tabii, bazen şu gördüğünüz mekanın içerisinde küçük bir alan burası, çok büyük değil. Burada kendisi işte alanımız, burada da dinleniyor. Hatıralar dedik Ali Bey, biraz daha devam edelim, oradan gidelim. Evet, şimdi yazlık sinemada evim, Unkabar Haydar Sineması'ndaydım. Haydar Sineması'nda filmi yaptım. Başladım tabii. İçerisi dolu. Kömürlü, o zaman kömürlü makineler. Özür dilerim, kaç yılları gene? 60-70 arası mı? 60-70 arası. Kömürlü makineler vardı. Biliyorsun kömürle çalışıyordu. Kömürün bitmişti ama içeride seyirci çok. Ara vermemem lazım. Ne yapalım? Parça kömürü vardı. Parça kömürü hemen boşalttım. Maşayı hemen böyle birbirine yapıştırdım. Kendimi biraz sıkıştırdım. Pensem vardı. Hemen açtım. Gözlük taktım çünkü ayna vardı, yani ışık yanıyor ya. Evet. Böyle yaptım, filmi devam ettim. Seyirci dedi ki ya böyle bir şey olamaz dedi ya. Mucize yarattınız mucize gene. Mucize yarattı, böyle bir şey içerisi dolu. Evet. Türkan Şoray yani, filmi. Tabii Türkan Şoray filmi, bir de içerisi kalabalık. Eğer ara verseydim insanlar derdi ki ya, alkışlarlardı, hadi makinesi ne oldu diye. Ben de hiç şey etmeden hemen filmi devam ettim ve bitirdim. Sonradan seyirci var ya, dedi ki amca dedi, sen böyle bir şey nasıl amca. Filmin amcası. Evet. Ya Ali Bey şimdi tabii çok çok eziyetliydi ya. O zaman diş kırıklar oluyordu, film kontrolünü yapıyordu, filmler kopardı. Ya uğraşırdım iki saat, 3 saat. Çünkü neden? Tek kopya geliyordu İstanbul'da. Evet, evet. Anadolu'ya gidiyordu. Adana'ya gidiyor, Samsun'a gidiyordu, Ankara'ya gidiyordu. O zaman stüdyoda bir kopya İstanbul için yapıyorlar. Ne oluyor? Benden uyuyor. O bir sinemaya, o bir sinemada, o bir sinemaya dolaşıyor. Koca Mustafa Paşa'ya gidiyor İstanbul sinemaya. Oradan çıkıyor Nürgün'e, oradan çıkıyor. Bütün sinemalar dolaşıyor yani. Tek kopya olduğu için. Evet. Şimdi bizden böyle geldiği zaman dış kırığı oluyor. Bir şeyler oldu. Bizden bunun kopmaması için elimizden geleni fazlasını yapmışsınız o şartlara göre. Astronom vardı. Her zaman astronom filmi kazardım bile. Yapardım mat tarafını. Parlak var mat tarafı. Kazardım, birbirine yapıştırdım. Kopmasın diye. Yani. Şimdi tersi olursa başka film oynamayacak. Başka evet. Peki şimdi siz tabii ileriki zamanlarda artık 80'lere 90'lara vardığımızda daha aktif oluyor işte festivaller, İKSV'si olsun falan. Tabii tabii. De bir sürü işte basın mensubunun gösterimlerine de tanıştınız ama onlara gelmeden önce bizzat gelen sinemaya izleyip bir film konuşma fırsatı ya da bir anıları paylaştığınız yönetmen oldu mu? Yönetmen oldum yani şey oldu, Atif Yılmaz oldu. Tanıştınız. Tanıştık yani Atif Yılmaz abiyle tanıştım. Ondan sonra Melih Ülgen oldu. Sinan Çetin oldu. Zaten Sinan Çetin'e dosttuk yani. Sinan Çetin. O oldu. Anıya gireceğiz biraz yani sonra. Sinan Çetin oldu. Tunç Başaran? Yani, Tunç Başaran oldu. Yani Metin Erksan? Metin Erksan. Tahmin şeyden, ettiğim gibi. Ömer Lütfü Akat oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunlar ustalar artık. Ustalar. Memduhü. Memduhü. Evet. Yani çok yönetmenlerle tanıştım ya. Birlikte film izleme şansınız oldu tabii, mu tabii, seyircilerle? Hep gelirlerdi, beraber oturduk, film seyrederdik yani. Peki, buyurun, lafınızı. Zaten yönetmen bir filmi çıkmadan evvel, filmi gelirdi makineden, ısınma makinesine ve basın gösterdi, oturun bakalım bu filmi iyice bir seyredin, bakalım kararı siz verin derdi. Seyirci yani, seyirciden ya, evvel eskiden seyrederdi, festivalsini gelin insanlar seyrederdi, filmde daha sol tarafta böyle bu sahne olmamış bile, sonra stüdyoya giderdi. Montaj yapardı, tekrar geldi, vizyona sokardı. Ya tabii şimdi bir evet teknoloji kolaylık, güzellik getirdi, külfeti kaldırdı. Hani evet, evet. Eski sobalar gibi hani doğalgaz, baca falan temizleme yok ama şimdi insanları da evlere mahkum etti gibi değil mi? Rahatlığa yani abi, seyirci. Evlere yani dizilerimizler evlerde hep seyrediyoruz. Sinemaya gelmiyor, eskiden sinemaya İşte onun için biz de sinema sinemada şimdi izlenir diyoruz. Şimdi dizilerimizler başlayınca evdeki hanımlar hep dizim var. Aa şu çıktı diye. Safiye'nin kızı çıktı. Aa şu çıktı. Yani konfor arttı gibi konfor gözüküyor arttı ama yani. Sosyalleşmeyi azalttı değil azalttı mi? Azalttı yani. Sinema sinemada seyredilir. Eskiden bütün aile sinemaya gelir. Çoluk çocuğunu alır sinemaya gelir. Otururlardı, çekirdeğimi alırdı, gazozunu alırdı. Alaska vardı. Ya Alaska Frigo. Evet ya muhteşemdi ya. Ara verirdim inan ki o Alaska Frigo'ya böyle insanlar nasıl yani. O da pahalı sayılırdı aslında değil mi? Pahalıydı yani, hem de çok yiyen olurdu yani. Alaska evet. Frigo sinemanın bir şeyi. O vazgeçilmesiydi o. Sinema Alaska deyince Alaska Frigo yani. Çekirdek. Hadi yazlık evet, sinemaysa. Çekirdek, evet. Peki 90'lar ya da 80'lere geçtiğimizde yani daha modernleşmeye başladığında
Fiter sinemasında ya da 90 sonrasına geliyorsa siz daha iyi bilirsiniz. Sinan Çetin'le ilgili bir film açılışı, bir anınız var. Onu paylaşır mısınız? Sinan abi çok iyi insan yani. Sizden iyi olmasın. Filmini getirdi kendisini. Dedi, bunu vizyonuna sokmadan evvel dedi. Bunu dedi, bir seyredelim dedi. Ondan sonra oturdular. Dosya vardı, Ali abi vardı. Başka sinema yazarları da var. Çok birlikte, vardı yani. Dolini yani dıklım dıklım. Oyuncular vardı, hepsi vardı. Ve o anda dedi ki, bak pastası da vardı. Uçakmak istiyor mu? Yani. Pasta vardı. Pasta da vardı. Açılış yapıyorsunuz zaten. Açılış yapıyor evet yani. Hemen beni oradan çağırdı. Benim atölye dosyam gelsin buraya. Ali Koçoğlu. Benim atölye dosyam bu. Sizi söylüyor. Evet, beni söylüyor. Bütün oradaki pastalar şok oldu. Böyle gözler. Seyirciye dedi, yani buradaki basına dedi ki, bu kararı makinist veriyor dedi. Neden? Bu çünkü her zaman sizden evvel hep makinenin başında. Bu seyirciler iç içe emek. Neler olduğunu dedi, bu daha iyi anlar dedi. Benim atölye dosyam Ali Koçoğlu dedi. Atölye abi bozulmadı. Hemen kucakladı dedi yani. Ya evet. Çünkü neden? Çünkü ben hakikaten neyleydim. Yani ben bir filmi seyrederken ona söylerdim. Abi bu film iş yapar, bu film iş yapmaz derdi. Tabii. Sonra derdi ki helal olsun sana dedi. Çünkü içindeyim ben yani. Neler oldu seyircinin içindeyim. 100.000 tane film seyretmişim. 100.000 tane tabii film oynatmışım. Hangi film iş yapar, hangi film iş yapmaz hepsini bilirim ya yani. Ya bir filmi kaç kere oynatıyorsunuz ki kaldı ya, eski sinemalarda? 7 seans 7 kere oynadım. Biz... Günlerde ayda... Kaç yapar yani? Biz şimdi geçen hafta Dengesiz'i izledik burada. Çıktık ne film ya dediniz evet, değil mi? Evet yani. Durmadan film seyrediyorum. Seyrediyorum. Ben beynimde topluyorum. Peki yani. Yani herkese soruyoruz ama şimdi makinist olarak yani 60 yılı artık devirdiniz. Daha ilerisi geçmişsiniz. Ben size sorsam Ali Koçoğlu olarak yani izleyici olarak mesleki olaraktan da çıkalım. Size göre en iyi yönetmen, Türk yönetmen olarak soruyorum. Ve en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın dersem. Düşünebilirsiniz. Valla benim görüşüm en iyi yönetmen Ömer Lütfü Akar. Çok iyi yönetmendi. Peki. En iyi erkek? Atif Yılmaz. Atif Yılmaz. Yani bunlar değerli insanlar yani. Evet. Evet yani. En iyi erkek oyuncu? Valla Yılmaz Güney. Çünkü neden? Yılmaz Güney seyirciye bir kendini bahsetti. Evet. Peki. En iyi kadın? En iyi kadın Türkan Şoray. Peki yabancıya geliyoruz telefona bakmadan evvel. Önemliyse bir dakika. Efendim abi. Geliyorum abi. Aşağıdan arıyorlar şu anda. Bitireceğiz zaten. Şimdi hemen kısa keselim. Sizi bekliyorlar çünkü aşağıdan. Yönetmen en iyi yabancı yönetmen. En iyi yabancı yönetmen. Vallahi çok yönetmenler var ama. Şey yapan ya, çok iyi yapan. Değil aklıma gelmiyor, çok iyi yönetmendi ya. İtalyan, Alman, Fransız? İtalyan. Fellini mi söylüyorsun? Fellini. Evet. Peki, kadın oyuncu? Ama çok oyuncu var. Sofia Loren, avantgardler der falan. Sofia Loren da iyi yani. En iyi erkek? Rush Cooper dermişim. Peki efendim, son söylemek istiyorum, bekletmek istemiyorum çünkü aşağıdan Şahin Bey bekliyor. Evet. Vaktinizi almayalım. Hepsi çok değerli, kıymetli. Bunlar tarihe tanıklık eden anekdotlar. Söylemek istediklerinizi alalım. Vallahi ben sinemayı çok sevdim. Ufak yaştan başladım bu işe. Bak 65 yaşım, halen sinemanın içindeyim. Sinemada seyredilir. Evde değil. Bir gün haftada bir gün sinemaya gelin. Sinemayı sinemada seyredin. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağlıkla kalın.